Nevşahçığım, harika bir sohbet için birlikteyiz yine beraber. Aslında sohbetten ziyade birazcık böyle nefesi konuşacağız ve nefesi senin Türkiye'ye nasıl getirdiğini konuşacağız. Ben nefesle 9 yıldır birlikteyim. Nefes koçu olarak da 8 yıldır profesyonel olarak çalışıyorum. Ben tabii o zamanlara dönüp baktığımda bundan 15 yıl önce sen Türkiye'ye getirdin. Ve ne yazık ki kişisel gelişim bile Türkiye'de çok tanınmazken sen nefes gibi hem fiziksel hem ruhsal hem de duygusal bir dönüşümü ve çok ciddi bir dönüşümü Türkiye'ye getirdin. O zaman kimse aslında bilmiyordu. Hatta kişisel gelişim bilmiyor, kişisel gelişim hakkında kitapları bile bilmiyordu. Sen bırak kitabı, nefesi getirip insanlara bir de hem anlattın hem de deneyimlettin. Ve şu an aslında Türkiye'de Nevşah denince nefes akla geliyor. Nefes denince de Nevşah akla geliniyor. Ben eskiden çok zorlanırken bunu ilk başladığımda nefes koşuğuna, şu an Nevşah'la birlikteyim dediğim zaman aa nefes harika diyor herkes. Ama o zor yolu sen bizsiz geçtin ve aslında tek başına geçtin ve şu anda Nevşah Enstitüsü'yü hayata geçirdin. Ben biraz onu anlatmanı, biraz da ondan bahsetmeni istiyorum aslında. Bir de ne gibi zorluklarla karşılaştığını bilmek istiyorum. Çünkü şu an nefes koçluğu artık hiç bilinmezken bir meslek halinde. Mutlaka ilk olmanın verdiği zorlukları yaşadın. O zorluklardan da bahsetmeni istiyorum birazcık. Evet, şimdi gülümsediğime bakma tabii. Geçmişe böyle bir 20 sene öncesine döndüğümde değil bu konularda eğitim vermek ve herkese işte binlerce kişiye bu şekilde anlatmış olmak, bu konularda konuşmak bile neredeyse ayıptı yani. Ben kendi annemin çok modern büyümeme rağmen İzmir'de işte İzmir Amerikan Koleji'nde okuyan bir çocuk olarak çok modern de bir ortamda büyümeme rağmen annemin böyle çok hayatla ilgili düşündüğümde, spiritüel konularla ilgili kitaplar okuduğumda, daha lise yıllarında felsefe kitapları okuduğumda falan çok felsefeye ve insan psikolojisine meraklıydım çünkü. Annemin işte okuma kızım bunları bu kadar çok düşünme, ne düşünüyorsun meditasyon yaparken falan, ne düşünüyorsun bu kadar, işte niye bu kadar içine dönüyorsun, ah bu kıza bir şey mi oldu, kızım kafayı yersin yapma laflarıyla büyüdüm. Dolayısıyla bundan bir 20 sene önce, 25 sene önce öyle işte şimdiki gibi kurslarını verdiğim artık meditasyonlar, insanın gözünü kapatıp o dinginliği bulması falan, böyle delirdi mi bu acaba falan dedikleri bir durumdu Türkiye'de. İşte o dönemler daha yogayı, dediğin gibi kişisel gelişimi, yogayı bile bilmezken, insanlar nefes tekniklerini bile bilmezken, nefes tekniklerinden bile ileri bir seviye olan, işte nefesteki yanlış alışkanlıkların düzeleceği veya daha iyi bir hayata bizi taşıyacak, daha pozitif bir bilince taşıyacak, tabii nefes koçluğu metodu çok yeni bir sistemdi. Daha ne anlattığımı bile bilmiyordu insanlar. O yüzden zaten anlatmaktan ziyade o dönemlere baktığımda böyle bol bol işte ücretsiz çalışma yapıp, seanslar yapıp, fuarlara katılıp deneyimlemeyi tercih ediyordum. Ama tabii Türkiye'de bu konuda çalışma yapan tek kişi olduğum için, işte tek nefes koçu bendim o anda, eğitimini tamamlamış ve bu işi yapmaya çalışan. Tabii ki tek başına o çok zor. Çünkü şimdi biliyorsun mesela şu anda Nevşah Institute olarak bir fuara katıldığımızda 20 tane, 30 tane nefes koçuyla birlikte, onlarca lider koçla birlikte katılıyoruz ve ben birkaç kişinin nefesini analiz etsem, yorulsam bir başka nefes koçu gelip yapıyor. Şimdi onu bir düşündüğünde fuar gibi bir ortamda tek başınasın standta. İşte o zamanlar bizim şimdi Emine benim asistanlığımı yapıyordu. Yazık, o da hiçbir şeyden haberi yok. Sadece not alıyor, isimleri alıyor falan. O da böyle kulağa, hani kulak misafiri, o dinliyor ama böyle dinliyor beni. Ne anlatıyor acaba bu kadın diye. O fuarlarda hatırlıyorum mesela sabah gidip 9'da başlayıp sabah akşam 9'lara kadar hiç durmadan nefes analizleri yapıp, yani bir gün içerisinde 100 kişiye nefes analizi yaptığımı ve böyle artık akşam baygın düştüğümü falan hatırlıyorum. Tabii ilk olan bir şeyi, yeni olan bir şeyi, hele bir de bir tek bilen sensen, bir tek konuya hakim olan sensen, bu kadar yabancı bir konuyu anlatmak çok zor. Yani bir ürün getiriyor olsan, bir cilt bakım ürünü, bir krem, en azından insanlar kremin ne olduğunu biliyor. İşte bir yeni bir ayakkabı markası getiriyor olsam, en azından ayakkabının ne olduğunu biliyor. Şimdi nefes koşu o kadar yeni bir şey ki, elle tutulur bir şey değil, bir deneyim. Nereden tuttursam olmuyor. Yani yogaya, nefes tekniklerine benzetenler var değil. İşte hiç bilmeyen, zaten ne olduğunu anlamayan, işte biz zaten nefes alıyoruz, ne nefesiymiş, ne solunum değil mi, bu ne falan diyen, işte nefes almaya başlayıp eli ayağı uyuşup paniğe kapılan falan, curcuna.
Bir de bütün bunların yanı sıra, tabii bu kadar felsefe, insan psikolojisine meraklı olmama rağmen, üniversite yıllarında sürekli meditasyon yapmama rağmen, işte yoga eğitmeni oldum, İzmir'de iki yoga merkezini açtım, nefes teknikleri zaten kendim bildim bileli uyguluyorum falan. Onlara rağmen mimarlık eğitimi aldığım için, tabii annem babam çocuklarına baktığı zaman mimarlık eğitimi, işte yani, İstanbul'da Nişantaşı'nda bir ev açılıyor falan, bunu bir yatırım olarak görüyorlar. Ah ah ah, benim kızım bu kadar sene mimarlık okudu da yapmayacak mı da, ah ah ah, nefes deneymiş de ne nefesi, kafayı mı yedi bu falan diye bir taraftan boş bakıyorlar. Yani. Babam falan bana böyle, kendisi işte mühendis, zaten başarılı bir iş adamı. Bir de böyle etraftan kıyamet kopuyor. İşte herkesin kafasından bir ses, yani sürekli onu da duyuyorum mesela. Arkamdan konuşanlar işte Nevşah gitti sıyırdı falan, saçma sapan şeyler söylüyor. Çünkü ya şu anda anlattığımı düşünsene, o zaman da anlatıyorum, evet, ama evet. Türkiye'de bunu anlatan tek kişiyim. Yani çıkıp böyle insanların ortasına nefesini değiştir, hayatın değişsin falan diyorum. Şimdi artık gayet normal, herkes çıkmış nefesini değiştir, hayatını değiştirsin, değişsin diyor ve binlerce nefes koçu var. Nefes üzerine çalışma yapanlar var. Ama düşün, tek bunu diyen sensin. Şu an anlattığın her şeyi düşün. Bir tek anlatan sensin. İnsanlar bir uzaylı, ne diyor bu kadın acaba diye bakıyor.